Menemen şehidi Hazreti Esat Erbili, Kuddise Sirruhu. Muhammed Esat Erbili Hazretleri, büyüklüğüne nispetle çok az tanınan, diğer taraftan da bilinçli ve sistematik bir şekilde adeta yokluğa mahkum edilen büyük bir velidir. Esat Efendi Kuddise Sirruhu Hazretleri, ilmi yönü, tasavvufi şahsiyeti, edebi cephesi, ve tarihe tanıklığıyla her biri ayrı ayrı çalışmalara konu olabilecek derinlik ve zenginliğe sahip bir zattır. Yolu Sami Efendi Hazretleri tarafından devam ettirilmiştir. Kuddise Sirruhu Esad Erbili Hazretleri, hayır yoluna koyulup da başarısız olursak, yarıda kalırsak ne olacak diye sorana şöyle cevap verir. Mealen, Kâbe'yi ziyaret maksadıyla, halis niyetle yola çıkan bir mü'min, oraya varmadan vefat ederse, şu ayeti i kerimeyle müjdeleriz. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükafatı Allahu Teala'ya düşer. İşte bunun gibi, nefsini arındırmak niyetiyle, maneviyat yoluna giren dervişler de, hedeflerine varamadan ömür ve zamanları yetmediği için ahirete intikal eder, ölürlerse, niyetleri karşılığında ecir ve sevap alırlar. Bir gün Ankaralı küçük Hüseyin Efendi, Esad Kuddisesi Ruhu Efendi'ye mektup yazar. Ancak mektubun sonuna, kendini ne şekilde takdim ederek imzasını atacağına karar veremez. İhvanınız Hüseyin yazmak aklına gelir, Sonra sen kim, o zata ihvan olmak kim diye düşünerek vazgeçer. Müridiniz Hüseyin yazmayı düşünür, yine kendini layık görmez ve yazamaz. Bu şekilde epeyce teemmül eder, en sonunda hiç Hüseyin Efendi diye yazıp mektubu gönderir. Esad, Kuddisesi Ruhu Efendi Hazretleri, mektubu okuyup imzayı görünce, o maşallah, Hüseyin Efendi, hiç olmuş mu? diyerek memnuniyetini izhar eder. Ömer Muhammed Öztürk, Menemen Şehidi, Muhammed Esad Erbili Kudüs ruhu. Sayfa 192, 30 Ocak Mevlana Takvimi